Ahmet, öncelikle Rıza Sarraf Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 gündür tutuklu bulunuyor. Miami'de tutuklanmıştı. Yaklaşık bir haftalık bir nakil sürecinden sonra da bugün New York'a vardı ve savcının karşısında, sonra da hakimin karşısına çıkacak. Dün akşam Brett Bharara, meşhur savcı, Rıza Sarraf'ı tutuklama kararını çıkartan savcı, Twitter hesabından bugün Rıza Sarraf'ın hakim karşısına çıkacağını söylemişti. Yaklaşık 15 dakika önce de Ahmet, eğer savcının söylemiş olduğu tweet'e bağlı kalırsak bu duruşmanın başlamış olduğunu söyleyebilirim. Yerel saatte 10 demişti, şu an 10-15 geçiyor. Peki neler olacak, ona bakmak lazım, ne sonuçlar beklemek lazım? Aslında burada hakimin kim olduğundan bahsetmek lazım. Richard Bremen, ki çok hızlı bir savcı, dolayısıyla bugün prosedür olarak suçlar okunabilir. Herhangi bir para karşılığında salıverilmenin istenip istenmediği sorulabilir. Ve bunun dışında da özellikle tutukluluk sürecinin, yargılamanın tutuklu mu yoksa tutuksuz mu devam edeceğine dair kararlar verilebilir. Ancak duruşmanın başlamış olması göz önünde bulundurulduğunda akşam saatlerine doğru bu duruşmaya ilişkin bilgileri de alacağımızı söyleyebilirim Ahmet. Hüseyin, şimdi bahsetmişken Richard Berman'dan, o zaman biraz da mazisini anlatmanı isteyelim. Daha önce baktığı ve kamuoyunun, tüm dünyanın ya da yakından izlediği davalar hangileriydi? Şöyle Simge, Richard Berman Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça tanınan ve ismi bilinen bir savcı. Özellikle Amerikan Futbol Ligi'ndeki bir şike davası, bir final maçında bir topun havasının indirilmesi davasına bakmıştı. Hala da konuşulan bir dava, hala da temiz mahkemesinde bulunan bir dava. Bunun dışında Michael Douglas'ın oğlunun uyuşturucu bulundurması suçundan 10 yıl hapse çarptırmış olan yargıç. Bunun dışında sadece bu özellikleriyle değil, Türkiye'yi de yakından bilen birisi Richard Berman. 2014 yılında Türkiye'de bulunmuş ve orada bir konferansa katılıp hatta o konferansı da moderatör olarak yönetmiş birisi. Bunun dışında aslında Clinton döneminde yargıç olmuş bir kişi. Özelliklerinden bir tanesi, diğer hukukçu arkadaşlarının ona söylemiş olduğu veya hukuk dergilerinde ona ilişkin yazılmış olan yazılarda davalara çok hızlı ve seri bir şekilde baktığı ve bunun yanı sıra aynı zamanda adil olmaya çalıştığı belirtiliyor yargıç hakkında. Simge.